Asya ekranlarından herkese mutlu günler sevgili seyirciler. Saatlerimiz 15.30'u gösteriyor. Satırbaşı programıyla sizlerle birlikteyiz. Biz cuma günleri bildiğiniz üzere satır başında spor konuşuyoruz ve koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında konuklarımızı canlı bağlantılarla ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz da yine Bursaspor'dan bir isim. Takımın tecrübeli futbolcusu Cüneyt Köz hattımızın diğer ucunda bizleri bekliyor. Cüneyt merhaba, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın? Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Öncelikle davetimizi kırmayıp programımıza katıldığın için bir kez daha teşekkür ediyorum ben sana. Rica ederim, seve seve. Şimdi zor bir dönemdeyiz Cüneyt, senin de bildiğin gibi genel olarak koronavirüs süreciyle ilgili öncelikle düşüncelerini almak istiyorum ben senden. Yani sonuçta dünyayı sarsan bir durum. Maalesef bir türlü kurtulamadık. Ne kadar hani çabalasak da etsek de, evde sıkılsak da bize verilen bu ufak bir sorumluluğu yerine getirmemiz lazım. O da evde kalmaktır. Biz de herkes gibi evde kalarak bir an önce bu virüsten kurtulmak istiyoruz tabii ki. Bu süreç senin için de oldukça zor geçiyor. Çünkü ailenden ayrısın uzun bir süredir. Ailen Almanya'da, sen buradasın. Nasıl oluyor senin için? Zordur, değil mi? Yani ister istemez ne kadar alışık olsak da yalnız yaşamaya bu süreçte yaklaşık 1,5 aydır kimseyi görmedim. Yani dışarıda çıkmıyorum pek. Hem aileme hem arkadaşlarıma. Tabii bir süre sonra sıkılıyor insan. Yani evde yapabileceğin şeyler kısıtlı olduğu için bir de üstelik yalnızlık üstüne gelince daha da sıkıcı olmaya başladı, evet. Peki evde çalışmalar nasıl gidiyor? Yani çok sıkıldınız biliyoruz tüm futbolcular olarak. Tabii ki evde yapılan antrenmanlar çim sahanın yerini asla tutmaz. Ama bir şekilde de formda kalmak zorundasınız. Evdeki çalışma tempon nasıl bu anlamda? Yani evde işte olduğu kadarıyla hocamızın verdiği program dahilinde elimizden geldiği kadarıyla kendimizi hazır tutmaya çalışıyoruz. Fakat senin de belirttiğin gibi yani bu bir yere kadar kısıtlı bir şekilde oluyor maalesef. Biz de hepimiz gibi yani özledik yeşil sahalara dönmeyi, top peşinde koşturmayı. Ama dediğim gibi yani evde kendimizi hazır tutmaya çalışıp olduğu kadarıyla bir an önce başlamasını bekliyoruz. Peki sence ligler başlamalı mı yoksa başlamamalı mı? Okullar 12 Haziran'ı gösteriyor. 12 Haziran'da liglerin başlaması temenni ediliyor. Sen böyle mi düşünüyorsun? Çünkü genel olarak futbolcular, benim de röportaj yaptığım isimler liglerin başlamaması görüşünü savunuyorlardı. Ki önceki günde Luka Modrić için bir açıklaması oldu sosyal medyada, biz de gördük. Kendisi liglerin devam etmesi gerektiğini söyledi. Hatta örnek verdi. İşte sağlık çalışanları, market çalışanları, çalışmak zorunda olan kişilerin bu zorlu dönemde çalışmalarını sürdürüyor. Biz futbolcular olarak biz de çalışmalıyız şeklinde bir görüş bildirdi. Sen de böyle mi düşünüyorsun? Yoksa devam etmemeli mi? Yani şimdi bu çok zor bir karar aslında baktığımızda. Sonuçta hepimiz şimdi burada böyle bitirirsek ligi pek adaletli olacağını sanmıyorum. Yani biz de herkes gibi ligi oynayarak şampiyon olmak isteriz açıkçası. Fakat evet sağlık çalışanları çalışıyor, market çalışanları çalışıyor ama bu da bir risk. Bunlar da bir risk içeriyor bence. Hani biz bu riskin altına girmek mecburiyetinde miyiz bilmiyorum. O da bir soru işareti. Hani diyelim ki ligler başlayacak. Başlamadan bir hafta kala Allah göstermesin yani herhangi bir takımdan bir futbolcu koronavirüse yakalandı. İster istemez bütün takım karantina altında olacak. Ondan sonra ne olacak? Yani nasıl bir karar alınacak? Bunların hepsini düşünmek lazım. Hani o yüzden dediğim gibi yani oynanabilirse tabii hepimizi mutlu eder fakat bu riskin altına da girmek lazım mı? O bir soru işareti bence. Peki 12 Haziran sence erken bir tarih mi yoksa yerinde bir tarih? Yani erken veya geç bence o tarihe göre değil, vaka sayılarına göre ve virüsü nasıl ne kadar kontrol altına alabildiğimize bakmak lazım bence. Hani bu kontrol altına geçtiğinde veya buna karşı bir şey bulunduğunda o zaman yani tekrardan o
tarih konuşulur, edilir. Fakat şimdi tam net olarak bir şey söylemek ne kadar doğru bilmiyorum. Cüneyt, dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi olan Bayern Münih altyapısında yetiştin ve uzun yıllar orada forma giydin dünya devleriyle birlikte. O dönemler nasıldı ki seni de takip eden birçok Bursaspor taraftarının en çok merak ettiği konulardan bir tanesi senin Bayern Münih serüvenin. Bize bundan bahseder misin biraz? Yani orası tamamen farklı bir dünya. Kendimde inanılmaz gururluyum açıkçası orada 8 senemi geçirebildiğim için. Çok kolay bir şey değil. Özellikle burada bunu yani gurbetçi arkadaşlarım daha iyi bilir. Bir Türk olarak 8 sene bu tarz bir kulüpte barınmak, kendini geliştirmek kolay bir şey değil. Dediğim gibi yani inanılmaz güzel bir tecrübe oldu benim için. Dünyanın belki en büyük 3 veya 5 kulübün içerisinde olan bir kulüpte kendimi yetiştirme şansı, fırsatı buldum. Ve dünya yıldızlarıyla beraber antrenman yapma, maça çıkma fırsatım oldu. Ve dediğim gibi yani inanılmaz güzel anılar biriktirdim diyebilirim. Dediğin gibi dünyanın gerçekten çok büyük isimleriyle, Robben Ribery gibi isimlerle aynı takımda oynama şansı yakaladın. Bu nasıl bir duyguydu senin için onlarla aynı takımda oynamak? Yani ben A takıma çıktığımda 17 yaşındaydım ve bir yaklaşık Çok 2-3 genç bir haftadır. yaştasın. Efendim? Çok genç bir yaşta A takımda oynama şansı buldun Bayern Münih'te. Evet. İşte dediğim gibi 17 yaşında sağ olsun Louis Van Gaal A takıma davet etti. Ondan sonra yani bir 2-3 hafta sürdü bunu bir nasıl diyeyim hani acaba rüya mı değil mi diye aslında bir kendimden böyle kabul etmem bir 2-3 haftamı aldı açıkçası. Sonuçta hep televizyondan veya uzaktan izlediğin futbolcuları birden beraber aynı sahada idman yapıyorsun ve aynı sahada maçlara çıkıyorsun. Ama ondan sonra adapte oluyorsun. Tabii onların yaklaşımı da benim için önemliydi. Ve içlerinde çok gençlere sahip çıkan ve geldikleri yolu, geldikleri yeri unutmayan profesyonel yıldızlar da vardı içlerinde. Bunlardan bir tanesi Ribery diyebilirim. Yani gençlere kucak açan, elinden tutan, yani gerekirse saha içinde, gerekirse saha dışında çok yardımcı oluyordu. Çok güzel anılar biriktirdim diyebilirim. Peki oradan Türkiye'ye gelmek nasıl oldu, nasıl aklına geldi? Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, 27 yaşındasın ve kariyerini daha Avrupa'da sürdürebilirdin. Türkiye macerası nasıl oldu senin için? Yani buna şanssızlık mı diyelim, yoksa çıtayı yükseltememek mi, yoksa sakatlık mı? Bunlardan hangileri etkili oldu bu durumda? Bu konu hakkında neler söylersin? Şöyle söyleyeyim ben Jupp Heynckes döneminde Hertha Berlin o zaman birincilikteydi. Yani Bundesliga 1'deydi. Oradan transfer teklifi almıştım. Fakat Bayern Münih beni bırakmamıştı. Onun bir sene sonra ben daha halen sanki hani yerimde sekiyormuşum gibi geldi bana. Bir türlü A takıma %100 adapte olamamıştım. Yani o ilk 11 veya oyuna girecek veya kadroda bulunan oyuncular içerisinde çok yer bulamıyordum maalesef. Ondan sonra dedim kendi kendime hani yeni bir sayfa açmam lazım. Yeni bir başka bir yerde profesyonelliğe yeni bir adım atmam lazım diye düşünmüştüm. Ve ondan sonraki sene işte Dynamo Dresden'den Bundesliga 2'den bir teklif geldi. Çok ısrar ettiler. Ben de orayı çok ısrar edince öyle bir tercihte bulundum. Dynamo Dresden takımına gittim. Fakat umduğum veya tahmin ettiğim gibi geçmedi diyebilirim. Çok özellikle ilk senemde üst üste sakatlıklar yaşadım ve ilk seneyi tamamen hiç oynamadan kapattım. Ardından yarım sezon oynadıktan sonra da beklediğim teklifler gelmeyince daha fazla Türkiye'den teklifler yağmaya başladı. Ben de öyle bir tercih yapmak zorundaydım. Hani ya Almanya Bundesliga 2 veya 3'ten devam edip ya da Türkiye Süper Ligi'ne gelmem lazımdı. Ben de böyle bir karar verdim. Pişman mıyım? Değilim. Sonuçta nasip kısmet bu işler. Türkiye maceram da böylelikle başlamış oldu.
Türkiye macerana bakacak olursak Kayserispor ve Balıkesirspor'dan sonra Bursaspor 3. takımın. Bursaspor'da geçirdiğin süre zarfında, şu ana kadar geçirdiğin süre zarfında nasıl geçti senin için? Geriye dönüp baktığında neler söylersin? Yani Bursaspor dışarıdan zaten ne kadar büyük bir cami olduğunu görüyorsun. Fakat içeri girdiğinde ben bunu fark ettim ki göründüğünden de daha büyük bir camia. Yani bu şehirde top oynadığında, bu şehirde yaşadığında bunu hakikaten görüyorsun, hissediyorsun da. Yani bir de senin de belirttiğin gibi zaten Kayserispor ve Balıkesir Spor'dan sonra Bursaspor gibi bir camiada böyle bir taraftarın önünde top koşturmak çok farklı bir duygu, farklı bir his katıyor futbolcuya. O yüzden yani bu geçtiğimiz sürece bakarsak da başarılı bir sezon geçiriyoruz bence. Sonuçta hepimiz ne kadar zor şartlar altında çalıştığımızı ve oynadığımızı biliyoruz. Başkanımızdan taraftarlarımıza kadar zor bir süreçten geçiyoruz. Ve ligin sonunda da hedeflediğimiz, ait olduğumuz Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum. Bursaspor taraftarını nasıl buldun? Onlar için neler söylersin? Yani onlar için yani ne söylesek az bence ya. İnanılmaz inanılmaz bir güç bizim için. Nereye gitsek arkamızdan geliyorlar. Hep destek veriyorlar. Almanya'da bile bilinen bir taraftar kitlesi var. O yüzden çok büyük bir camia. Taraftarıyla futbol zaten taraftarıyla güzel ve Evet, kesinlikle. Bursaspor bunu en iyi şekilde yansıtıyor bence. Türk futbolunda yeni nesil teknik direktörlerle çalıştın. Yalçın Koşukavak ve İbrahim Üzülmez'le. Bu hocalarla çalışmak nasıl bir duyguydu senin için ve eğer yurt dışı kıyaslaması yapacaksak Avrupa ile ne gibi bir farklılıkları var? Yani sonuçta artık yeni nesil hocaların vakti geldi diye düşünüyorum. Onlar hani şu dönemki futbola biraz daha en azından futbolcuların ne düşündüğünü, ne hissettiğini daha fazla bilen ve hisseden hocalar olduklarına inanıyorum. Bu da futbolun gelişimi için, Türk futbolu için önemli bir şey bence. Avrupa ile kıyaslayacak olursak da yani ister istemez herkes kendi çapında kendisini geliştirmeye bakıyor. Tabii elindeki fırsatta da bakmak lazım. Sonuçta ne şartlar altında, hangi şartlar altında çalışıyor veya çalıştırıyor. Bunlar da önemli faktörler bence. Ama eminim ki yeni gelen, yetişen hocalar birbirinden değerli olacaktır diye düşünüyorum Türkiye'de. Cüneyt, 27 yaşındasın. Önünde bayağı uzun bir serüven var futbol anlamında. Bundan sonra kendine nasıl bir hedef koydun? Çok uzun vadeli düşünen biri değilim aslında. Ben Bursaspor'a geldiğimde benim tek hedefim vardı. O da şampiyon olmaktı bu sene. Buna da inşallah en kısa zamanda ya işte Haziran sonu ya da bilmiyorum ne zaman karar, nasıl bir karar açıklanacak. Fakat en kısa zamanda buna ulaşmak istiyorum. Ondan sonra nasıl devam eder, nasıl bir yol alırım zaman gösterecek diye düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi benim ilk hedefim ve tek hedefim şu an Bursaspor'u tekrardan Süper Lig'e çıkarmak. Çalışmalarını evde sürdürüyorsun dedik ama ancak 2 gün önce Özlüce'ye, tesislere gittin. Orada da bireysel idmanlar başladı. Evde sıkıldığın için mi gittin yoksa artık tesisi bir görmek istiyorum deyip sahaya bir çime mi basmak istedin? Peki gittiğinde bir korku oldu mu koronavirüsten kaynaklı bir tereddüt yaşadın mı? Yok, korku olmadı. Evet, yani çimleri özlemedim desem yalan olur. Fakat evde dediğim gibi yani ister istemez kısıtlı bir şekilde antrenman yapıyorsunuz. Ve ben de zaman zaman dışarıda koşu yapmak istediğim için yani sonuçta mesleğimiz bu, koşmamız da lazım. Ya buradan Özlüce'ye koşuyorum ya da dediğim gibi taksiyle veya arabayla işte Özlüce'ye gidip orada çimlerde koşuyorum. O niyetle gittim. Antrenman yapayım istedim. Sonuçta bir de şimdi gene 3 gün sokağa çıkma yasağı var. Dediğim gibi ara sıra dışarıda koşup, koşumu yapıp, antrenmanımı yapıp evde kor antrenmanımla veya bisiklet sürerek devam ediyorum. 4 Mayıs'ta Topbaşı yapacak Bursaspor. Sen kendini fiziksel ve mental anlamda hazır hissediyor musun? Yani kalan 6 hafta var. Bu 6 haftada Bursaspor için oldukça kritik şampiyonluk yolunda. Nasıl bir süreç olacak senin için?
Valla yani Çünkü taraftar da bu 6 haftadan sizden varınızı yoğunuzu ortaya koyarak şampiyonluk bekliyor. Bu anlamda da baktığında omuzlarınızda çok ağır bir yük var. Bu fiziksel olarak şimdi yaklaşık dediğim gibi 1,5 aydır evde antrenman yapıyoruz. Hani ne kadar günde yani 3 idman yapsak da evde bu yetersizdir. Sonuçta futbolcunun en iyi antrenmanı sahadadır bence. Bunu bireysel istediğin kadar koşu yaparsan da yap. Sahada maç oynamadığın sürece, idman yapmadığın sürece bir işe yaramaz. Yani ister istemez evet bir kondisyon oluşturuyorsun fakat yeterli değil. O yüzden yani takım idmanı çok farklı bir şeydir. Buna da ihtiyaç duyuyoruz. Fakat mental açıdan da şimdi ne kadar hazırım veya takım olarak yani ne kadar hazır olabiliriz? Bu bir soru işareti. Zor bir süreçten geçiyoruz çünkü ister istemez belki kimisinde az kimisinde çok bir korku olacaktır. Veya antrenmanda olsun veya ligler başlayacaksa karşı takımdaki rakip oyuncuyla olsun. Belki kiminde dediğim gibi çok kimisinde az korku oluşabilir. Yani %100 mental olarak da hazırız diyemem. Ama oynanacaksa da bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz ne var ne yok her şeyimizi ortaya koyup bu şampiyonluğu göğüsleyeceğimize inanıyorum. sizlerin olduğu kadar taraftar da futbolu çok özledi. Onlar da tribünlerdeki yerlerini almak istiyorlar en kısa süre içerisinde. Bu anlamda buradan Bursaspor taraftarına vermek istediğim bir mesaj var mı? Yani eğer ligler oynanacaksa bizim maalesef en önemli kozumuz ve büyük kozumuz taraftarımız eksik olacak büyük bir ihtimalle. Öyle biliyorum. Taraftarsız oynanacak diye biliyorum. Ama ben bunu biliyorum ve hissediyorum da onlar her zaman her daim yanımızdalar. Tribünde görmesek bile onların arkamızda durduklarını hissettiriyorlar. O yüzden onlar da desteklerini nasıl olursa olsun ister internet üzerinden ister başka türlü veya bilmiyorum yolda bizi karşılayarak mı artık esirgemesinler, sürdürsünler. Biz bu kupayı Bursa'ya getirip bu şampiyonluğu dediğim gibi göğüsleyeceğiz ve ait olduğumuz lige tekrardan çıkacağız. İnşallah herkesin de temennisi, tüm Bursaspor camiasının temennisi bu yönde. Cüneyt, o zaman şimdi biraz daha özel bir soru sorayım. Sonra süremizin de artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Seyircilerimize veda edelim. Şimdi programın başında da konuştuk ama çok daha fazla değinemedik. Yaklaşık 2 aylık bir süre içerisinde evdesin ve siz futbolcular tabii çok aktif bir hayat yaşıyorsunuz. Bu anlamda da bu 2 aylık sürede evde olmak sizin için de büyük bir sıkıntı aslında. Bu 2 ayda evde vakit geçirmek için neler yapıyorsun mesela? Bir hobin var mı? Ya da sen de tüm futbolcular gibi kendini yemek yapmaya mı verdin? Ya da ekmek yaptın mı? Bu soruyu sorayım sana. Ekmek yaptın mı? Yok, ekmek yapmadım. Ben pek ekmek yiyen biri değilim. Genelde ara sıra sabah kahvaltısında yerim. Onun dışında işte antrenman yapıyorum günde. Yani genelde ya sabah ya da akşam idmanımı yapıyorum. Onun dışında da işte yemek yapma günde 3 öğün yemek yiyen biri olduğum için yemek yapmakla uğraşıyorum. Kitap okuyorum. PlayStation oynuyorum. Yani her futbolcu gibi hemen hemen neredeyse. Ve kendimi Netflix'e verdim yani bütün dizileri, filmleri artık neredeyse ezbere biliyorum diyebilirim. Peki, benim sana sormayı unuttuğum ya da senin eklemek istediğin bir şey varsa, bir konu varsa alayım. Yoksa buradan veda edelim. Benim eklemek istediğim pek bir şey yok. Senin unuttuğun bir şey var mı? Benim de yok. O zaman biz sana çok teşekkür ediyoruz Cüneyt. Çok güzel bir programdı. Sorularımızı yanıtladın. İnşallah ilerleyen zamanlarda koronavirüs geçtikten sonra da tekrardan program yapmayı nasip olur diyelim. Teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. İnşallah en kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bay bay. Teşekkürler. Evet değerli izleyenler, Satır Başı'nın bu haftaki programında Bursasporlu futbolcu Cüneyt Közü ağırladı. Kendisiyle koronavirüs sürecini konuştuk. Haftaya Cuma günü biz yine burada olacağız efendim. Hoşça kalın.